Herkese selamun aleyküm. Sizlere borsada teknik analiz yaparak al ve sat sinyallerinin nasıl belirleneceğini göstereceğim part 3'e hoş geldiniz. Değerli dostlar, ama öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Değerli dostlar, şimdi evet bazı kırılım yapabilecek şirketler var. O kırılım sonrası ciddi anlamda rally yapabilecek şirketler de var. Lakin endeksin yönünü bilmezsen, endekse göre bir oyun planın, bir senaryon yoksa sıkıntı, yani büyük sıkıntı. O yüzden ne yapacağız? Burada endeksin yönünü tahmin etmeye çalışacağız. Bir yol haritasını belirleyeceğiz. Bu yol haritasına göre diğer şirketlerde oyunda kalma süremizi biraz daha artırabilme durumumuz söz konusu olabilir. Şimdi ekran paylaşım yoluyla ilerlemeye çalışalım. Şimdi değerli dostlar, burada BIST 100 grafiğimiz var. Endeks grafiğimiz var. Çok basit arkadaşlar, çok basit. Bak şunu size göstereyim, bakın. Çok basit. Bak, size söyleyeceğim rakamlara dikkat ettikten sonra istediği kadar borsa taban taban düşsün, senin zarar edebilme ihtimalin yok. Tabii senin zarar edebilme ihtimalin yok. O yüzden ne yapacaksın? Benim bu söylediklerimi net bir şekilde anlayacaksın. Ama öncesinden beğen tuşuna ve kanalıma abone değilsen abone ol tuşuna basmanızı rica edeceğim. Varsa bir yorumunuzu da alırım arkadaşlar. Evet, şimdi teknik analiz dedik ama borsanın yönünü de bilmek gerekiyor. Şimdi bakalım borsa ne tarafa doğru gidecek? Belki bize bir fake atabilme durumu söz konusu olabilir. Ciddi anlamda bir düşüş eğilimi içerisine girerse Türkiye'nin en iyi şirketi olsa bile dahi ciddi anlamda zarar edersin. Dikkat et kendine. Oyun planını oyuna göre ayarlayacaksın. Tamam mı? Şimdiki oyunumuz Pala'ya karşı. Pala'nın şimdiklerinden kurtulanmanın tek bir yolu var. O da bu videoyu baştan sona kadar izlemen. Bu videoyu baştan sona kadar izledikten sonra tabii beğenini yapacaksın. Abone değilsen abone olacaksın. Varsa da güzel bir iki tane yorum yapacaksın. Övecek böyle. Övülmek Allah'a mahsustur ama böyle güzel de bir iki tane hoş yorum bizim keyfimizi getirecek. Güzel bir iki tane yorum da yaparsan patlarız. Günde en az 6 tane video çekerim şerefime. Yemin ediyorum. Her neyse, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ekran paylaşım yoluyla ilerlemeye çalışacağız. Şimdi dedik ki bir oyun planımız olacak. Değerli dostlar, bakın şu rakamı kafanızdan ayırmayın. Not olarak yazın. Seans içinde sürekli bu rakama dikkat edin. Yarın öbürsü gün veya öbürsü günün öbürsü günü fark etmez. Bir ay sonra, iki ay sonra. Bu şirket, bu BIST 100 şirketleri endeksi 10.284'ün altında bir kapanış gerçekleşir ise o pala dediğiniz bıyıklı pala var ya, Türkçe söylüyorum. Evet, şımık akuna makı. Tamam. Evet, serimetteki kozuki ve şımık akuna makı. O yüzden buna dikkat etme. Yani ne diyorum? Dikkat etmek gerekiyor diyorum. Tamam mı? Türkçesi bu. Vallahi billahi bizi dayak manyakı yapacaklar. Yani dayaktan artık böbrek mi satıyorsunuz maliyetini düşürmek için? Ne yapıyorsanız bilmiyorum. O yüzden 10.284'ün altı kapanışlarda stop loss olacaksın bütün şirketlerde ama. İster uzun vadede takip edebilirsin, sıkıntı yok. Ama çünkü 10.284'ün altında trendimiz bozuluyor. Niye? Bak. Abi birinci temas yapmış. Bu arada 26 Aralık 2023'e ait. Tamam. 26 Aralık. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Oo. O yüzden bu trend çok önemli. Birinci temas. 2'ye yaklaşmış gitmiş. 3'e yaklaşmış gitmiş. 4'e yaklaşmış gitmiş. 5 yaklaşmış. Sonra gitmiş. Ama 6.sa buraya kırılır ise, burası 10.284. Maazallah. Estağfirullah. Çok sıkıntılı şeyler olabilir. O yüzden 10.284'ün altı kapanışlarda stop loss olacaksın. 10.786 seviyesinin üstünde kapanışlarda derin nefes alacağız. Nereye kadar? Şuralara kadar. 11-12.000 seviyesine kadar. Daha fazla var mı? Vallahi abi, o zaman da yabancı girişleri önemlidir bizim için. Faiz indirimi önemlidir bizim için. Tahvillere giriş önemlidir bizim için. Gelebilecek kurumların tavsiyeleri üzerinde, ekonomistlerin Türkiye ekonomisi üzerinde yapılan o olumlu raporlar önemlidir. Bankalara gelecek olumlu raporlar önemlidir.
O yüzden burası çok değişkenlik gösterecek. Yani 10.786'nın üstünde evet bir derin nefes. Orada 11.000, 12.000'e doğru gidebilecek bir seviye. Ondan sonrası biraz sıkıntı olacak. Tamam mı? Ondan sonrası jeopolitik riskleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şayet yarın öbürsü gün 10.280 seviyesinin altında kapanışlar görürsek bilin ki jeopolitik nedenlerden dolayı endeksimiz düşmüş. Bil ki kötü şeyler olacak. Tamam mı? Buna dikkat edeceksin. Değerli dostlar, bu şirketler babanızın şirketi değil. Valla benim babamın şirketi yok. Ha, sizin varsa bilemiyorum. O yüzden stop loss'unuzu koyun arkadaşlar. Ekrana bakamazsın. 7-24 bakarsın. Bir lavaboya gidersin. O esnada bir haber akışı olur. Bir saçma sapan bir olay olur. 10.280 desteği kırılır aşağı. Satışlar derinleşir. Sen göremezsin. Ya bizim Türkler yarım saat tuvalette bekliyorlar. Banyoya bir duşa girdiğinde yarım saat en azından. Tamam mı? O yüzden dikkat edeceksin. Stop loss'unu koyacaksın hisselerde. Arkana yaslanıp devam edeceksin. Çok basit. Başka bir şey yapmana gerek yok. Başka. O böyle dedi, şöyle dedi. Yok endeks düşecek. Yok endeks yükselecek. Gerek yok abi. Sen stop loss'unu koy. Eşlik et. Yükselirse para kazanırsın. Düşerse para kaybetmezsin. Bitti. Çok basit. Ya kazanacaksın ya da para kaybetmezsin. Ya iki seçenek. Üçüncü seçenek yok. Yapmayın abi. Üçüncü seçeneke gerek yok. 10.284'ün altında endeks düşerse stop loss olacaksın. Bu kadar basit. Çok bir şey istemiyorum. Teknik analiz diliyle konuşurum. Bunu yap diye demiyorum. Yanlış anlamayın. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi hiç değildir der diyorsun. Şimdi gelelim listemizin diğer kısmına. Bakalım hangi şirketler varmış. Glayo demişiz. Glayo'ya bakalım. Yine aynı şekilde isim sıralamasına göre gidelim. Glayo'da evet burada güzel bir görüntü var gibi duruyor. Aşağı doğru desteğe doğru bir geliş. Yani 13,20 seviyesine doğru gelebilecek bir potansiyeli var gibi duruyor. Endikatörlerin yarısı aldadır, yarısı sattadır. Henüz yukarı yönlü bir hareket kırılım gerçekleşmediği için net bir şey söylemek mümkün değil. Ama burada oyun planını kuracaksan çok basit iki tane kelime söyleyeceğim. 13.20'nin altında babanın şirketi değil sat diyor teknik analiz. Ben demem, benim böyle bir şey deme hakkım yoktur. 13.20'nin altında stop loss üstünde olduğu sürece takip edeceksin diyor. Buradaki grafik bana bunu söylüyor. Çok basit ya. 13.20'nin altında düşmediği sürece takibe devam. 30 TL'ye kadar gidebilecek bir potansiyel var. Tamam. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Yok. Zaten 17.40'ın üstünde kapanışlarda bu sefer hızlanma hareketi gelebilme ihtimali var. İzmir Demir Çelik hemen ona da bir bakalım. Gelelim buraya. Bu arada bunlar temel analize göre gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Yani bilanço yapısına göre çok ucuz şirketlerdir. 5,68 seviyesi bakın birinci temas, ikinci, üçüncü, dördüncü temasa doğru gelmek istiyor. Gelsin abi. Niye? Çünkü trend içinde üçgen formasyonu yapma isteği var burada. 5,68'e doğru gelebilecek her seviye alım fırsatıdır. 5,68'in altındaki kapanışlar stop loss'tur. Hele ki yarın 5,85 seviyesinin üstü kırılım gerçekleşirse hacimli kırılım. Bu sefer bu şirketi 14-15 TL'lerde bulacaksınız arkadaşlar. Keza bilanço yapısına da baktığınızda aslında gerçekten ucuz olan şirketlerden birkaç tanesi. Yine unutuyorum. Glayo'ya baktığımızda 8. sıradaymış. İzmir Demir Çelik bakalım kaçıncı sırada? Bu sonlara doğru gitmiş olabilir. Evet, 2. sıradaymış. Vay be. Yani şu an demir çelik sektöründe İzmir Demir Çelik 2. sırada. Bu 8 kritere göre. FK'sı, piyasa değeri bile defter değeri, firma değeri, FAVO, aktif karlılık, brüt kar marjı, FAVO marjı, net kar marjı, öz kaynak karlılığına göre 2. sırada. Birinci Kocaer Çelik, ikincisi ise İzmir Demir Çelik'miş. Dediğim gibi toparlıyorum. 5,68'in altı kapanışlarda stop loss üstünde olduğu sürece takip edilebilir. Burada bir güç toplama evresi desteğe doğru gelen bir ivme hareketi olabilir. 7,85'in üstündeki kapanışlarda da 14 TL'ye kadar gidebilecek bir performans var. Bu bir hafta sonra bu 7,85 seviyesi artık geçerli olmaz. Bu sefer işte şurası. Tamam mı? 7,70 olacak. Zaman geçtikçe buradaki destek ve dirençler değiştiğini de söylemeden edemeyeceğim. Bir sonraki şirketimiz Kontrolmatik. Bu da gerçekten
Teknik analiz anlamında güzel bir görüntüye sahip olabilme durumu söz konusu olabilir. Temel analize göre de bir şey söylemem mümkün değil. Şimdi değerli dostlar, birinci temas, ikinci temas ve üçüncü temas. Tekrar söylüyorum, eğer endeks sıkıntısı yaşar isek buraları 150'ler bile kurtarmaz. Evet, hemen söylüyorum abime. 161 bölgesine doğrudur. Buradaki seviyelere stop loss'unu koyacaksın. Öbür türlüsü sıkıntı olur. Bakın tekrar söylüyorum. 161 seviyesine stop loss'u koyman gerekiyor. Ta o seviyelerdedir. 180, 164 seviyesiyle kapatmış. 161 seviyesinde stop loss'unu koyduktan sonra yukarıya gidebildiği kadar takip edeceksin. Uzun vadede ben hala inanıyorum. Evet, yani bir yıl sonra değil de 2 yıl, 3 yıl sonra bu şirket binli rakamları görebilme ihtimali var. 10 katlık bir yükseliş beklenilebilir. Ama bu kısa vadede 150'ye düşerse bence düşer. Düşer mi? Düşer yani bence. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. 161 TL'ye stop loss'unu koy. Bakın burada sosyal medyada çok takip ediliyor. Hocam ne olur ne biter? Bakın size söylüyorum. Çok bir şey bilmenize gerek yok. 161'in altında stop loss'unu koyacaksın. Üstünde olduğu sürece takip edeceksin. 161'in altına geldi, sonra tekrar çıktı 161'in üstüne. O zaman yine alacaksın, diyor teknik analiz. Altına indim bir sat, üstüne çıktı mı al. Bu kadar basit. Çok basit ya. Ya anlaşılmayacak bir şey yok ha. Çok basit. Ya bir oyun planın varsa, yani senin de bir kuralın varsa, bir stratejin varsa çok basit. Ya bu şirket istediği kadar düşsün, benim satım aralığım belliyse, İsterse 50 TL kadar düşsün, ben zarar etmem ki. Yapacağım 2 TL, 3 TL, 5 TL'dir. 164'tedir şu an şirket. 161'in altında kapanış yaparsa satarım. Al sana 3 TL'lik bir zarar. E olsun abi. Öbür türlüsü nerede duracağını bilemezsin ki. Valla ben bilmem. Gelelim bir diğer teknik analizi güzel olan şirket. Kozal. Bunu da evet gerçekten yani endeks. Bu hemen yarın alınabilecek şirketlerden bir tanesi Kozal yani. Tabii şu an 21.32'dedir. Tamam, 21.32'de şu anki fiyatıdır. 20,78 seviyesinde stop loss'umu koyarım. Üstünde olduğu sürece de takip ederim. Ha şunu unutmayacaksın. 20,78'e stop loss'unu koy. Üstünde olduğu sürece de takibe devam. 23,10 seviyesinin üstü kapanışlarda artık orada 34'lü rakamlar görülebilme ihtimali var. O zaman da ciddi anlamda bir yükseliş demek. %50, %60 seviyesinde. Tabi burada hani burada 23'ten 34'e %52, 22'den 23'e de %10 desek %60 seviyesinin üstünde bir potansiyel var. Çok basit. 20-78 seviyesine stop loss'unu koy. 73'ün üstünde payını arttır. Tamam mı? 23'ün üstünde payını arttır. 34'e kadar takip edeceksin. Ama o 20-78 mutlaka stop loss konulması gerekiyor. Şimdi ne dedik? Gleo dedik. İzmir Demirçelik, Kontrolmatik, Kozal. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha. Kardemir'de mi? Kardemir'de de olabilir. Hemen. Evet, kırılımı güzel. Her şey yolunda. Kural çok basit. Artık buradaki stop loss değil. Daha önce çizmişiz zaten. Bakın. Bu sefer stop loss'unu 27.38'e koyacağız. Bak, o yukarı gittikçe sen de stop loss'unu yukarı taşıyorsun. Daha önce 23 demişiz. Tamam mı? Şu an itibariyle yavaş yavaş bakın 27 diyoruz şu an. 27'ye stop loss'unu koy. Üstünde olduğu sürece de takibe devam. Çok basit. 27.34 ya pardon 27.24 seviyesine stop loss'unu koyacaksın. Oranın altı kapanışlarda stop loss olacaksın, satacaksın anlamına geliyor bu. Üstünde de olduğu sürece keza şu an üstündedir. Takibe devam. Çünkü bütün göstergeleri aldadır yani şirket. Ya burada yarın %3 eksi yapsa ne olur? Tamam mı? Stop loss'unu koyacaksın 27'ye, %3 aşağı koymayacaksın. Eksi %3'e koymayacaksın. 27-24'e koyacaksın stop loss'unu. Öbür türlüsü %48'e kadar eşlik edeceksin. Bu kadar basit. Bu kadar kolay. Tamam mı? Bakın değerli dostlar. Tekrar söylüyorum sizlere. Borsada para kazanmak çok kolaydır. Tamam mı? Ya borsada para kazanacaksın ya da para kaybetmeyeceksin. Üçüncü bir seçenek yoktur. Tamam mı? Stop loss'unu
koyduktan sonra, yerini bildikten sonra senin zarar edebilme ihtimalin %0'dır. Tamam. Ha %1, %2, %3 anlamında söylemiyorum. Bunlar zarar değil. Borsada, yani borsa riskli bir yer. %3, %5 zarar etmek, hepimiz zarar ediyoruz. Bunlar gayet normaldir. Ama öbür türlüsü %20, %30 zarar edebilme durumu var. İş süren stop loss'unu koyacaksın. Fiyat yükseldikçe stop loss'unu da yavaş yavaş getireceksin. O yükseldikçe sen de stop loss'unu yükselteceksin. Bu kadar basit. Stop loss'unun altına geldi mi satacaksın, üstüne geldi mi tekrar alacaksın. Bu kadar basit. Çok kolay. Bakın bu kanalın ismi Haplı Bilgiler olduğu için şanslıyız arkadaşlar. O yüzden mutlaka bu videoları baştan sona kadar izlemeniz gerekiyor. Atlamamanız gerekiyor. Ve bu videoları beğenmeniz gerekiyor. Çünkü beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Bir günahkar kulun mutlu etmek biliyorsunuz ki sevaptır arkadaşlar. O yüzden beni mutlu ederseniz Allah da sizi mutlu eder. Nerede? Borsada. Evlilik hayatınızda. İş hayatınızda. Arkadaş çevrenizde. Tabii. Bu işler karşılıklıdır. Kusura bakmayın. Siz beğeni ve takip edeceksiniz. Altına da bir iki tane güzel yorum yazacaksınız. Allahu Teala da sizi istediğinizi, dualarınızı kabul edecektir. Öyle iman ediyoruz. Eyvallah. Alakanız güzel olacak. Bizim de alakamız güzel olacak. Bu işler böyledir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar.